sağlık sistemini iflas ettiğini söylüyoruz. Neden söylüyoruz? Üç nedeni var. Bir, AKP hükümeti hastalarından bıçak parası alır gibi paralar almaya başladı. Çok ciddi paralar alıyor. İki, hastalar başlangıçta memnun gibi görünüyordu. Sistemin foyası düşünce bir de baktılar ki AKP'nin kendi yaptığı anketlerde bile memnuniyet oranları düşmeye başladı. Üç, Sağlık Bakanı kendi ağzıyla itiraf ediyor. Diyor ki bütçe konuşmasında bizim yeni bir sisteme, yeni bir bakışa, yeni bir organizasyona ihtiyacımız var. Evet, iflas etti sisteminiz, olmadı, yeniye ihtiyacınız var. Ama sistemi bozanlar iyi bir yeni sistem yapamazlar. AKP nasıl bıçak parası alıyor? İki türlü bıçak parası alma yöntemi var. Bir, cebine nüfus cüzdanını koyan herkes, özel hastane dahil bütün sağlık kurumlarına istediği hastaneye gidecek diyen Sağlık Bakanı'na ve Başbakan'a inanan vatandaşlar 2008 yılında özel hastaneye gittiğinde tedavinin %30'unu cebinden ödedi. 2009'da %70'ini, 2012'de %90'ını, 2013'te %200'ünü ödedi. Bakın, bunun adı bıçak parasıdır. %200'ünü vatandaştan aldınız. Sigorta primleri dışında vatandaşın direkt cebinden sıcak para çıkan sıcak para ne kadar biliyor musunuz? 2001 yılında da vardı Allah için, şimdi sadece AKP döneminde değil. 2001 yılında 35 dolardı, 2014 yılında 100 dolar. Çarptım nüfusa, yepyeni bir Sağlık Bakanlığı bütçesi 27.3 milyar TL yapıyor. Yani neredeyse Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine denk. Bir başka pencereden bakalım, gayri safi yurt içi hasıla. Bakıyorum bizden iyi olan devletlere utanıyorum. Letonya, Estonya, Slovakya, Macaristan, ya Yunanistan bile bizden çok daha ileride. Gayri safi yurt içi hasılası içerisinde sağlığa ayırdığı para %8.1. Biz ne ayırıyoruz? %5. Yani Yunan'ın canı benim halkımın canından daha mı kıymetli? Bunu sizlerin takdirine bırakıyorum. Ve Dünya Tabipleri Birliği diyor ki Türkiye'ye, ekonomik hassasiyetlerin halk sağlığı programlarının önüne geçmesi engellenmeli.